Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum ArcSigner kurucu ortağı ve genel müdürü Yasin Kahramaner. Yasin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yasin Bey ile birlikte bugün Türkiye'de uzaktan müşteri edinimi pazarını konuşacağız. Özellikle bankacılıkta kimlik doğrulama ve işlem güvenliğini, yine uzaktan banka talimatları ve sözleşme yönetimi üzerinde duracağız. Şimdi Yasin Bey sizi daha önce de ağırladık. Bu pazar çok önemli ve hızla da gelişen bir pazar Türkiye'de, dünyada da öyle. Öncelikle tabii ki Türkiye'de genel olarak pazarın geldiği noktadan başlayalım istiyorum. Gelinen durum hem kimlik denetimi, uzaktan kimlik kontrolü doğrulama hem de uzaktan müşteri edinimi pazarı nasıl ilerliyor şu anda Türkiye'de? Türkiye'de güzel bir ilerleme var. Şimdi ilk tabii bunu pandemiyle beraber başlatırsak, pandemiden önce uzaktan müşterilerin şubelere gitmesine gerek kalmadan işlem yapması her zaman için bir amaçtı, her zaman için bir hedefti. Ancak tabii en güvenli yöntem şubeye gitmek olduğu için şube varken uzaktan tercih edilmiyordu. Ama pandemiyle beraber biraz kurallar esnetildi. Burada ne denildi? Evet, artık uzaktan da nitelikli bir kimlik tespiti yapılabiliyorsa uzaktan da insanlar işlemlerini gerçekleştirebilsinler. Ve biz böylelikle artık hayatımızda uzaktan kimlik tespitini yerleştirmeye başladık ve bundan da artık yararlanıyoruz. Hep beraber yararlanıyoruz. Şimdi ilginç tarafı şu, tabii bu adaptasyon sürecinin de bir olgunlaşma fazı var. Biz de bunu gözlemliyoruz. İlk başından beri bu konuda biz oyuncuyuz. BDDK mevzuata çıkmadan önce Ziraat Bankamızda zaten biz bu çalışmamızı yapmıştık. Ve Ziraat Bankamızla beraber kimlik tespiti konusunda bunu gerçekleştirmiştik. Arkasından BDDK mevzuata çıkmıştı ve diğer müşterilerimize bizler götürmüştük. İlk başta bu teknoloji aslında nice to have bir teknoloji olarak yerleştirildi. Yani hani mobile öncelik veren, işte mobile first anlayışlı olan bankaların hani koymak istedikleri bir şey oldu. Ve kendileri bunu aslında bir proje olarak gördüler. Fakat şu anda geldiğimiz nokta daha da ilginç. BDDK bu mevzuatı çıkarttı, sonra arkasından takibine başladı. Sen ne kadar uzaktan müşteri edinmeye başladın dedi. Ve bunu sorgulamaya başladı. Bu da ne anlama geldi? Biz şunu görüyoruz. Eskiden aslında şubenin bir alternatif olarak kullanılan bu KYC yöntemi aslında şu anda sadece bir alternatif değil, belki ikame edecek, ileride ikame edebilecek bir teknoloji olarak görülüyor. Ve bankalarımız artık bunu bir süreç olarak benimsemeye başladılar. Tek seferlik bir teknoloji adaptasyonundan öte bunu bir sürece dönüştürdüler. Ve bu süreç anlamında şu oluyor. Ne yapıyorlar? Şu anda sürekli olarak kendileri bu KYC adımlarında kimler hangi aşamada nasıl ilerliyor, müşteriler bu anlamda herhangi bir sorun yaşıyorlar mı, ne kadar kayıpsız yapılıyor bunu anlıyorlar. Yani buradan çıkartacağımız bir, eskiden bu bir projeydi pek çok bankamız için veya pek çok finansal kuruluş için veya diğer sektörlerdekiler için. Nice to have bir şeydi ama BDDK'nın burada oturtmuş olduğu periyodik monitörleme sayesinde artık bunu bir süreç olarak benimseyen, sadece buna dedike kaynaklar ayarlayan, organizasyon yapısında buna dedike birimler ayarlayan bankalarımız artık görmeye başladık. Yani hep beraber olgunlaşıyoruz. Sadece teknolojiye adapte etmiyoruz. Rakamlara bakıldığında 1/3'e yaklaştı değil mi? Hatta 1/3'e geçen bankalar var. Evet. Bu yolla müşteriye denen. Evet. Yani rakamlarda benim en çok dikkat ettiğim konu şu Sefer Bey. Takibi yapılıyor ve şubelerle de rekabet edebilecek hani rakamlara geliniyor. Bir de şunu artık takip ediyoruz. Diyoruz ki sürece başlayan kişilerin ne kadarı uçtan uca bu süreyi hani tamamlayabilmiş ve bunu da artık bankalarımız ölçmeye başladılar. Yani bundan önce bizim mesela karşı yani muhatap olduğumuz sorular şunlardı. Sizin NFC doğrulama oranınız nedir? Yüz doğrulama oranınız nedir? İşte kimlik kartının OCR doğrulaması nedir? Bunu daha da artık büyük resme çıkarttılar. Amaç şu. Kesintisiz, kayıpsız bir deneyim sağlayabilmek ve 7/24 müşteri edinimini sağlayabilmek, bu vizyona geldik. Evet. Tabii şimdi bunun bir tık ötesi var, oralara gidiyoruz. Şimdi bir tık ötesi dediniz aslında, bu bireyselle başlayan bir uygulamaydı. Evet. Yakın zamanda kurumsal tarafta da uzaktan, kurumsal düzeyde de uzaktan dijital kimlik tespiti yapılabiliyor. Siz kurum olarak, şirket olarak bu süreçlerle ilgili ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Evet, KYB yani artık customer'ı sadece onboard etmeyeceğiz, müşteri edinmeyeceğiz bireyseli. Bir de beraberinde ticari işletmeler. Bu ne sağlamış olacak? Şimdi bankalarımızda normalde tabii bankanın türüne göre değişmekle beraber ticari
hesaplar normalde bireysel hesaplara göre daha azdır ama en çok ticari işlemler, yani en çok finansal işlemler ticari firmalar tarafında gerçekleşiyor. Artık kurumlar da git şubeye gitmeden hesap açabilecek. Evet, evet. Açabiliyor. Yani şimdi BDDK'nın burada öngördüğü ve hani yolunu açtığı kısım şu. Diyor ki sen ister bir limited şirket ol, ister bir anonim şirket ol. Bireysel şirketleri zaten KYC'li yapıyorlardı. Ama sen ister bir limited, ister bir anonim şirket ol, bir holding ol. Sen de artık uzaktan herhangi bir bankanın müşterisi olabil. Bununla ilgili düzenlemeyi çıkarttılar. BDDK tarafı çıkarttı ve biz de bununla ilgili ciddi çalışmalarımızı zaten yılın başından beri yapıyorduk. Ve güzel de belli bir aşamaya da getirdik. KYB tarafında şu anda hem BDDK'nın hem de MASA'nın düzenlemeleri doğrultusunda artık limited şirketler, anonim şirketler, ister münferit ister müşterek, yani ister tek imza yetkilisi olsun, ister birden fazla imza yetkilisi olsun, hatta birden fazla hissedar yapısı olsun, farklı farklı hissedar yapısı olsun, artık bankalarımızda bu imkanı mobilden sunmaya başlayacaklar. Tüzel kişiliklerde. Ben o yüzden KYC'ye hep ne diyorum biliyor musunuz Sefer Bey? Bu bir işte 500 metre koşusu değil. Aslında bu bir maraton. Yani artık dönüşüm başladı. Ama bu dönüşüm tek seferlik bir dönüşüm değil. Yani ben sadece mobili koydum değil. Bu bir dönüşüm içerisinde biz KYC'yi gördük. Okey. Şimdi artık KYB'yi görüyoruz. KYC'yi yani müşterini sanık, New York customer. Evet, yani bireyseli gördük. Şimdi tüzeli görüyoruz. Şimdi müşteri temsilcisiyle zaten görüşme var. Ama yakında müşteri temsilcisiyle görüşmeye de gerek kalmadan acaba burada daha da hızlı yapabilir miyiz yapay zekayla? Bunun çalışmaları geliyor. Biz de burada AI for KYC diyoruz. Artık yapay zekayla KYC'yi daha da destekliyoruz, kimlik tespitini. İlla müşteri temsilcisine güvenmek zorunda kalmayacağız. Arkasından ne geliyor? Sadece diyor bu tek sefer yapılan bir işlemde yapmayacağız biz bunu. Ama biz arkasında bunu kimlik doğrulamada ve işlemlerde, diğer finansal işlemlerde de yapacağız diyor. Çok güzel bir dönüşüm içerisindeyiz. Peki şimdi siz ArcSigner olarak bu değişen mevzuatı ve tüzel kişileri müşteri edinme konusunda neler geliştiriyorsunuz ürün hizmet anlamında? Evet, biz Ar-Ge'yi çok seven bir şirketiz. Yerli ve milli teknolojide kullanmaktan, yani üretmekten çok da memnuniyet duyuyoruz. Gittiğimiz müşterilerimizde şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bakın diyoruz. Bu hatta benim artık şu sıralar motto. En iyi ürün geliştirmediğin ürün, en iyi kod yazmadığın kod. Şimdi bankalarımız diyor ki ya biz yapalım. Biz de bu işi gerçekleştirelim. Şöyle ben size örnek vereyim. Sadece geçen yıl bu çözümlerimize harcadığımız, yaptığımız yatırım 30 milyon TL. Bu yılda öngördüğümüz toplam yatırım tutarı da 100 milyon TL. Yani şu anda bir yaklaşık 110 kişilik bir ekip olduk. Hani Ar-Ge'miz, yoğun bir Ar-Ge odağımız var. Evet. Bu teknolojiler dışarıdan basit gibi gözüküyor ama şimdi neyden bahsediyoruz? Hukuki sonuç doğurabilecek kimlik tespitinden bahsediyoruz. Bizim görevimiz sahteciliğe izin vermemek. Ve bunun için ciddi yapay zeka ve görüntü işleme teknolojileri üzerine odaklanılması gerekiyor. Bu bir. İkincisi, geleneksel yüz doğrulama kütüphaneleri artık bizim işimize yaramıyor Sefer Bey. Çünkü ilginç bir tespit. Son 3 ay içerisinde karşılaşılan deepfake atak oranı aslında bundan önceki 3 yıldaki deepfake atağından daha fazla hale gelmiş. Bu deepfake teknolojileri daha da erişilebilir hale geldiği için sizin bunun counter measure'larına zaten yatırımınızı yapmanız gerekiyor, Ar-Ge'nizi yapmanız gerekiyor. Ve biz de buralara odaklanıyoruz. Bununla beraber biraz önce bahsettiğim KYC aslında sadece bir NFC'dir, sadece bir OCR değildir. O sürece uçtan uca bakmamız gerekiyor. Kayıpsızlık konusunda çok ciddi Ar-Ge yapıyoruz. Yani biz diyoruz ki arkadaşım sen %50'lerden bahsediyorsun. Yani bu sürece başlayanların ancak ve ancak %50'si sonuna kadar gelebiliyor. Ben bunu nasıl %60, 70, 80, 90, 100'e yaklaştırabilirim? Biz bunun monitörlenmesi anlamında süreçlere odaklanılması konusunda Ar-Ge'ler yapıyoruz. Yani dediğim gibi yazılım ve donanım Ar-Ge'de ve yerli milli çözümlerde durmuyoruz, devam ediyoruz. Şimdi baktığımızda sektörde tabii bir diğer trend de bu şey, banka talimatı gönderme gibi evet, işlemler evet. var. Evet. Şey var, söyleyin siz, sözleşme yönetimi var evet. uzaktan. Evet. Buralarda hem sektör nereye gidiyor hem ArcSigner olarak siz neler yapıyorsunuz? Bu tabii ki hem müşteri açısından hem tüzel hem bireysel ne gibi katkıları var? Şimdi
KYC ve KYB dediğimiz, yani müşteri edinme süreci, aslında müşterinin bütün yaşam döngüsündeki ilk adım. BDDK bunu kolaylaştırdı. Ama sonrasında da benim bu mobil uygulamaları veya internet bankacılığı kullanma kısmım var. Kolaylıkla beraber güvenliği de arttırmak istedi ve güvenliği arttırıcı, bu şimdi biraz önce bahsettiğimiz çift faktörlü kimlik doğrulama ve bunun mutlaka kullanılması ve bunun mümkün olduğu kadarıyla en güçlü halinin kullanılması. Buna ek olarak da yapılan finansal herhangi bir işlemin veya bankayla imzalanan herhangi bir sözleşmenin geçerliliği ve inkar edilememezliği ve mümkün olduğu kadar da sahteciliğin imkansız hale getirmesi anlamında önlemler getirmek istedi. Şu anda bahsettiğimiz konu bu. Yani ben ilk seferdeki işlemi zaten kolaylaştırdım. Güvenli bir şekilde kolaylaştırdım. Şu an BDDK diyor ki müşterinin bütün oradaki işlemleri kapsamında da sen bu güvenliği arttıracaksın. Bu anlamda ne geliyor? Aslında şöyle, fazla da teknik karmaşasına girmeden özetleyeyim. Cep telefonlarımız bundan önce neydi? Bizim için mobil uygulamalarımız, bankaların aldığı önlemlerle neydi? Bir güvenli kimlik doğrulama aracıydı. Trusted Mobile Device'e biz dönüştürüyorduk. Şimdi BDDK diyor ki bu sadece login'de geçerli. Peki geri kalan işlemler diyor. Ben diyor bu işlemlerde de diyor sahteciliği engellemek için neyi koymak istiyorum? Sen bu cihazlara bir de sertifika yükle. Aynen elektronik imzadaki gibi sertifika yükle. Her bir finansal işlemi bununla imzala. Sözleşme mi imzalanacak? Şekle tabi olmayan sözleşmeleri sen bununla imzala. Böylelikle ne yapmış oldu? Kişinin ya ben böyle bir işlem yapmadım, benim hesabıma girmişler deme riskini bertaraf etmeye çalışıyor bankalar tarafında. Buna ek olarak bir de ek güvenlik önlemleri talep ediyor. Ve bununla ilgili de ciddi denetimler talep ediyor. Bizler de şu anda o denetimler içerisindeyiz. Denetimden geçiyoruz. Bu denetimler kapsamında da ne diyor? Diyor ki siz diyor mobil uygulamada kişinin ekranını paylaşmadığına dair önlemler alacaksınız. O uygulamanın hacklenmediğine dair önlemler alacaksınız. O uygulamanın bir rootlanmış telefonda çalıştırılmadığına dair önlemler alacaksınız diyor. Yani bütün o aslında süreçte müşterinin kullanım sürecinde güvenlik önlemlerini yukarıya çıkartacak önlemler. Anladım. Evet. Peki bu noktada baktığımızda kimlik doğrulama, görüntülü görüşme, evet, belge imzalama işleme tek bir kanaldan tamamlanması mümkün mü? Yoksa işte bankaya da finans kuruluşları ayrı ayrı çözümlerle mi sonuca ulaşılabilir? Şimdi bu da güzel bir konu. Bizim hani piyasada gördüğümüz şöyle, bazı bankalarımız var diyor ki ben diyor bunu uç sonuca kendim geliştiriyorum. Az olmakla beraber var böyle bankalarımız. Bazı bankalarımız da bizim mesela müşterilerimiz diyor ki ben diyor uçtan uca sizden almak istiyorum. Ama biz de şunu da sağlıyoruz Sefer Bey. Bu stratejik bir konu olduğu için dijital güvenlik. Evet. Bankalarımız çeşitli bileşenleri kendileri geliştirmek isteyebiliyorlar. Öyle bir durumda da biz modüler olarak da verebiliyoruz. Yani şunu söyleyebiliyor bankamız. Ya ben NFC'yi hallettim de yüz doğrulama servisini ve canlılık kontrolünü senden almak istiyorum diyebiliyor. Yani burada aslında biz de bu stratejiyi benimsiyoruz. Modülariteyi benimsiyoruz. Lego parçaları gibi bizim ürünlerimiz. Bankamız ister dışarıdan temin etsin, ister başka bir vendor'dan temin etsin, isterse de kendisi in-house geliştirsin. Bizim ürünlerimizde bu süreçlerini tamamen oturtabilecek bir şekilde yapılandırıyoruz çözümlerimizi. Yasemin, şimdi banka konuştuk tabii ama evet, bu yayın öncesinde sohbet ediyorduk. Aslında bu konu bütün dijital dönüşüme baktığımızda birçok sektörü ilgilendiren, kesinlikle, bir konu. Sadece bankaları değil. Kesinlikle. Dolayısıyla biraz sizin bu sektörün potansiyel anlamında hangi sektörlere, hangi kurumlara bir nevi zaruri ihtiyaç olacağını sormak isterim. Bir, lojistik sektörü. Hepimizin aslında kısmen mağduriyet yaşadığı bir yer. Çok fazla. Değil mi? Teslimatlar tarafında işte... Evet. Teslimatların farklı türleri var ya, işte bir tanesi soruyor, TC kimlik numaranı sorabiliyor, ad soyadını sorabiliyor, teyit ediyor, bazısı kimlik kartını görmek istiyor, kimisi de buyur diyor. Evet. Ve yanlış teslimatlar ve bundan dolayı da mağduriyetler var. Bir, evet, lojistik sektörünün mutlaka yerinde kimlik doğrulamayı yapması lazım. Uzaktan olanın yerinde kimlik doğrulamayı yapması lazım, bu kesinlikle şart. İkincisi, sigorta sektöründe şu anda bu var. Evet. Sigorta sektöründe de hem burada işte... Ya sigortanın hani sözleşmenin imzalanması kısmı, oradaki kimlik tespiti,
kısmı. Ya burada da mesela ciddi para kaçakçılığıyla ilgili konular oluyor. Hani bunlar gündeme geliyor. En kötü ihtimal işte bu AML kontrolü tarafıyla ilgili sigorta sektörü tarafında buna ihtiyaç var. Üçüncü olarak şu anda sağlık sektöründe uzaktan sağlık geliyor. Hani yakında takip etmişsinizdir, Türkiye sağlık sektöründe bayağı çığır açıyor. Evet. Ve biz sağlık hizmetini aslında ihraç da ediyoruz. Evet. Bu ihraç edilmesi için illa hastaların Türkiye'ye gelmesi değil, uzaktan da bu sağlık hizmetinin global olarak da verilebilmesi mesela önemli bir konu. Ve bu bağlamda da Sağlık Bakanlığımızın şeyleri var, standartları var. Evet. Ve diyor ki sen uzaktan sağlık hizmetini vereceksen şu standartlara uyman lazım diyor. Bir başkası eğitim sektörü. Biz zaten artık alışmaya başladık. Yani bizim de çocuklarımız artık, biz eskiden full kesintisiz okula giderken çocuklarımız artık sürekli böyle şey yapıyor, izinler alıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Evet. Yani biz de eğitim sektöründe ne yapmamız gerekiyor? Eğitim sektöründe hem sınav tarafı olsun hem de normal eğitimin başlangıç tarafı olsun. Orada bir kimlik doğrulama, kimlik tespiti, bunu hayata geçirmemiz gerekiyor. Başka pek çok örnek hani verebiliriz. Mesela benim en çok hoşuma giden otelcilik. Yani otel tarafında mesela bizim de bununla ilgili çeşitli şeylerimiz vardı. Ya ben niye her seferinde otele gittiğimde pasaportumu, kimlik kartımı veriyorum? Niye bir şey ibraz etmek zorunda kalıyorum? Onun yerine biz zaten bunu KYC sürecini ben önden tamamlatırım. Buna ilişkin benim biletim zaten wallet'ıma yerleştirilir. Ben geldiğim zaman otele sadece bir QR kod gösteririm veya wallet'ımı okuttururum. Oradan zaten resepsiyonun işlemini de tamamlamış olurum. Hatta odama kadar çıkabilirim gibi. Hani pek çok uygulama alanı var. Diyorum ya, biz zaten dijital güvenlik alanına odaklı bir şirketiz. Ve 3 ürün grubu üzerine duruyoruz. Yani sign up, sign in ve sign dediğimiz. ArcSign'ın hani bu sign'ları. Yani yeni müşteri edinimi, kimlik doğrulama ve bizim burada işlemleri imzalamamız. Yani 9 yıldır da bu teknoloji üzerine duruyoruz. Her bir sektörde bunların uygulamaları var ve başladı. Yavaş yavaş başladı. O zaman sizin sektör için önümüzdeki dönem daha da hareketli olacak diyebiliriz. Tabii. Bu anlattıklarından birçok sektörün ihtiyacı olacak. Peki şimdi az önce biraz mevzuata, Benedikan mevzuatına değiniriz ama regülasyon tarafını da sorayım. O noktadan baktığımızda aslında oldukça önemli ve güzel işler çıkartıyor gibi regülasyon tarafı. Çok. Eksik taraf var mı? Buradan bir mesaj vermek ister misiniz? Yoksa gayet yerinde mi regülasyonlar? Ben de eski bir TürkSat daire başkanlığı hani görevim var. Şimdi kamu tarafı zordur, regülasyonlar zordur. O kısmı bilirim. 2008-2011 yılları arasında TürkSat'ta iş geliştirme direktörüydüm. Şimdi o yüzden regülasyon hazırlayanlara aşırı saygım var. Hiç kolay bir süreç değil, son derece zorlu bir süreç. Bu bir. İkincisi, özellikle bu işlem imzalama ve kimlik doğrulama kısmı 16 sayfalık detaylı bir tarif. Yani neredeyse bir yazılım analiz dokümanı detayında bir tarif var. Yani muazzam bir tarif. Hani yurt dışı standartları bu kadar detaylandırmaz. Onu farklı farklı yerlerde detaylandırır. Hani regülasyon tarafı, BDDK tarafı diyor ki bak, yönümüz belli, dijitalleşiyoruz, dönüşüyoruz. Burada da biz elimizden gelen her türlü detayı veriyoruz, uyun diyor. Yani illaki hani ya şu da eklenebilirdi, şu da olmasa mıydı diye yorumlar olabilir. Çünkü deneyim tarafı çok önemli Sefer Bey. Yani bu bizim en çok görüştüğümüz zaman, bankalarımızla görüştüğümüzde biz deneyimle ilgili konuşuyoruz. Yani ben burada bir finansal işlem yapacağım, bir para havalesi yapacağım, EFT yapacağım. Orada bana derse ki ya bu mobil uygulamayla sen yapamazsın. Yani çağrı merkezine yağacak olan hani çağrı, yani kişi orada acil belki yapması gerekiyor. Zaman kısıtlı bir işlemdir o belki. Yani burada çok fazla şey var. O yüzden o kısmı tariflemiyoruz. Evet, regülasyon tarafında. O kısmı zaten diyor ki banka, bu işin kompedanı sensin, sen bunu çözeceksin. Bankalarımız o boşluğu kendileri dolduracaklar. Ama regülasyon tarafı doğru bir yönde olduğunu düşünüyorum kişisel olarak. Hani dönüşümü de sevdiğimiz için, e-dönüşümü sevdiğimiz için... Evet. Bu anlamda regülasyon yönlendiriyor diye. Şimdi yayın önce sohbet ediyorduk. Evet. Bu bildiğim kadarıyla 15 Haziran'da değil mi? Evet. Bankacılık, finans ve ödeme kurumlarına yönelik bu uzaktan müşteri edinimiyle ilgili bir de konferansınız olacak bildiğim kadarıyla. Çünkü aslında bu alan baktığımızda yeni bir alan sektörde, bankacılıkta bunun öncülerinden. Nasıl bir etkinlik olacak, detaylarını alabilir miyiz sizden? Sektör çok tatlı bir, aslında bilgi paylaşımı yapan bir sektör. Yani bankalar görünürde birbirleriyle rekabet ediyorlar ama sürekli de bilgiyi de paylaşıyorlar kendi aralarında. Biz de bu anlamda bir katalizör
aktivite yapmak istedik. Zaten biz Kasım Aralık ayında gerçekleştirmiştik bir etkinliğimizi. Aynı şekilde bu senede 15 Haziran tarihinde bir etkinlik düzenleyeceğiz. Ondan sonra beraber hani iletişimde olduğumuz pek çok finansal kuruluşumuza hani davetimizi gönderiyoruz. Bu etkinlik kapsamında da ne yapacağız aslında biz anlatmayacağız. Biz diyeceğiz ki hadi bakalım bunun teknik tarafı var, bunun bir de uygulama tarafı var. Taraflar iki tane güzel panelimiz olacak ve bu panelde de bankalarımıza diyeceğiz ki hadi bakalım birbirimizle bir deneyim paylaşımında bulunalım. Ondan sonra best practice'leri bir paylaşalım. Neleri dikkat etmemiz gerekiyor? Çünkü amaç ne? BDDK mevzuatına uyum ama aynı zamanda müşteri memnuniyeti. Kesinlikle. Müşteri memnuniyeti ve güvenliğin artırılması. Bunlar da zaten ancak bilgi paylaşımıyla olur. Evet. Şimdi son bir dakikamız kaldı. Hızlıca alabilirsem 2023 sonu hedefler ne Arkı Sayın Öğren? 2023 sonu hedeflerimiz. Biz sektör olarak çalışıyoruz. Yani finans sektöründe güzel bir ilerleme var. Buna ek olarak lojistik ve sigorta ve sağlık. Yani o sektörlerde zaten yapıyoruz. E-imza çözümlerimizi sunuyoruz ama bunlarda da bu KYC ve uzaktan müşterinin kısımlarıyla ilgili çalışmak için çabalarımız var. Etkinliklere katılıyoruz ve sürekli hani bu konuda toplantılar yapıyoruz. Bu birincisi. İkincisi, bu sene B2C alanında önemli bir çalışmamız var. Biz de artık lisanslanan bir organizasyon oluyoruz. E-imza sertifikası ile ilgili. Orada da uçtan uca güzel bir çözüm sunuyoruz. Hani temel amacımız bu diyelim. Yasin Bey çok teşekkür ederim. Bu hedefler doğrultusunda başarılar dilerim size. Sağ olun. Finansal teknolojinin sonuna geldi. Konuğumuz Arkı Sayınır kurucu ortağı ve genel müdürü Yasin Kahramaner'di. Yasin Bey ile birlikte uzaktan müşteri edinme ve kimlik tespiti sektörünü konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.